Evet, merhaba. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu yıldönümüyle iki etkinlik planladı aslında. Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı, parlamenter sistemin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi ve önemi üzerine bugün Profesör Doktor Ahmet Demirel'le birlikte olacağız. Yarın da aslında Akın Atauz'la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasıyla birlikte Ankara'nın mekansal gelişimi nasıl şekillendi? Bir miktar onu da yarın saat 20'de Akın Atauz'la birlikte tartışmaya başlayacağız. Biraz gecikmeli oldu, bağlantıda sorun yaşadık. Onun için hepinizden bir kez daha özür dileriz. Ben hemen 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutlayarak bugünleri bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anarak sözü hemen Profesör Doktor Ahmet Demirel'e bırakıyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Sesli problem var mı acaba? Geliyor mu? Bir problem yok hocam. Tamam. Çünkü ciddi bir internet problemi yaşadım. Yani bilgisayarda bağlantıda falan sıkıntı oldu. Neyse, hallettik galiba. Tekrar herkese iyi akşamlar diliyorum ve herkesin bayramını kutluyorum konuşma öncesinde. Şimdi bugün esas itibariyle şöyle bir plan yaptım. Birinci Dünya Savaşı sonrasında durum neydi? Hangi stratejiler ortaya çıktı? Bu stratejilerin sonucunda işte Anadolu Hareketi'nin hangi evrelerden geçtiği, daha önce bir siyasi lider olmayan ama önemli bir asker olan Mustafa Kemal Paşa'nın nasıl bir siyasi lider konumuna evrildiğini ve hareketin liderliğini üstlendiğini ve oradan meclisin açılışına geleceğim. Meclisin temel özelliklerinden bahsedeceğim. Çalışma tarzından, anayasal sistemden bahsedeceğim. Ve arkasından vakit kalırsa 23 sonrasındaki evreleri çok hızlı geçerek belki bugüne gelip bugünle bir karşılaştırma. Yani meclisin 100 sene önceki durumuyla bugünkü durumu hakkında bir karşılaştırmaya belki vakit kalırsa onu da yapacağım. Yani ne kadar süreceğini aşağı yukarı önden kestiremiyorum ama daha önceki benzer konulardaki sunumlarımdan hareketli yaklaşık bir saate yakın, 45-50 dakika, bir saate yakın bir sunum olacak. Arkadan bir soru cevap kısmımız olacaktır. Hocam, bilgisayarınızın sesini biraz yükseltebilir misiniz? Şimdi bir dakika. Vallahi sona dayalı maalesef. Bir şeyi de söyleyeyim. Yani ben bir ameliyat geçirdiğim için sesim maalesef böyle biraz kısık çıkıyor. Geçmiş olsun hocam. Tamam. Onun için biraz sanıyorum bir deneyim şansımı ama yani mikrofon şeydi. Burada hep en üst düzeyde gözüküyor. Tamam hocam, buyurun. Eyvah, görüntü gitti galiba. Yok, görüntü var hocam şu anda. Biz görüyoruz sizi. Ya öyle mi? Ben şu anda hiçbir şey görmüyorum. Sadece boş bir ekran var. Tamam, ben o zaman başlıyorum. Tamam, biz görüyoruz hocam sizi. Ben koptum yani şu anda ama bağlantım varsa güzel. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra malum Mondros mütarekesiyle birlikte fiili olarak Osmanlı Devleti'nin sona erdiğini söyleyebiliriz. Hukuken değil ama fiili olarak lider kadrosu savaşı yöneten İttihat Terakki'nin lider kadrosu Enver Cemal Talat Paşalar, işte Bahattin Şakir, Doktor Nazım gibi diğer önde gelen isimleri ülkeyi terk ediyorlar. Ve geriye İttihat Terakki'yi kapatıp yerine bir yasal parti kuruyorlar, Teceddüt Fırkası adıyla. Bu partinin siyasi hayatımızda hiçbir işlevi olmamıştır. Yani bir tabela partisi görünümdedir. Kısa bir süre sonra kapanacak.
Bunun yanı sıra iddiatçıların yaptığı ikinci bir şey var. Savaş sonrasında olası bir yenilgi halinde bir kurtuluş mücadelesi, bir direniş mücadelesi başlatmak için sağa sola cephane yığını yapıyorlar. Ve bu işe ön ayak olması için de Karakol Cemiyeti adıyla bir gizli örgüt kuruyorlar. Örgütün liderleri Kara Kemal ve Kara Vasıf'tır. Ben hala görüntü hiçbir şey görmüyorum. Yani sesimde geliyor herhalde. Görüntü var mı sizde? Evet hocam, görüntü de var, ses de var. Şu anda Facebook'tan da canlı yayın yapıyoruz. Peki, tamam. Yani ben de dediğim gibi yani tamamen boş bir ekrana bakarak anlatıyorum. Bir şey olursa uyarırsınız böyle. Şimdi savaş sonrasında baktığımız zaman ülke esas itibariyle 1912'den beri savaş halinde. Balkan Savaşı bitmiş. Arkadan Birinci Dünya Savaşı başlamış. Şimdi de savaş yenilgiyle bitti. 1918 itibariyle sonu itibariyle 19'a giriliyor. Yani saray çevresi artık yorgun, ülke zaten yorgun. Bu durumda direnmenin fazla bir faydası olmayacağı şeklinde düşünceler ortalıkta var. Manda fikri vesaire falan bunlar da tartışılıyor. Buna karşılık savaşı yöneten İttihat Terakki esas olarak sıkıntılı bir durumda. Çünkü iddiatçılara savaşın sorumluluğu nedeniyle davalar açılmış durumda. Yani iddiatçılık artık kötü bir şöhret halinde ve iddiatçılar savaşın suçlusu olarak, savaş suçluları olarak İngilizlerin de desteğiyle İstanbul'da yargılanmaya başlamışlar. Dolayısıyla iddiatçıların kurtuluşunun yolu tekrar iktidara gelmek. İktidara geldikleri takdirde bu davaların hepsini düşürmeyi başaracak. Şimdi bunun içinde zaten savaşın seyri içerisinde durum kötüleşince dediğim gibi sağa sola yığınak yaparak bir direniş için örgütlenmeye başladılar. Ve bunun ilk nüveleri olarak müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurulmaya başladı. Mustafa Kemal'e gelince Mustafa Kemal savaş sonrasında diğer komutanlar gibi İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da bir takım temasları var ve buradan bir sonuç çıkmayacağını düşünüp aynı iddiaçılar gibi o da tamamen direnişten yanadır ve kurtuluş yolu olarak direnişi, bir ulusal direniş hareketini düşünmektedir. Şimdi dolayısıyla herkes kendisi için bir fırsat bulmaya çalışıyor ve Anadolu'ya geçmeye çalışıyor. Atatürk için de biliyorsunuz ordu müfettişi göreviyle Karadeniz'e çıkacaktır, Samsun'a gelecektir. Samsun'a geldiği tarih itibariyle 19 Mayıs 1919 itibariyle ülke genelinde ciddi bir örgütlenmeden söz edilebilir. Bunlar Bülent Tanur Hoca'nın Yerel Kongre İktidarları kitabında da var. Meclisin kendi bastığı işte yerel kongreler dönemi tarzı böyle 4-5 ciltli kitaplar var. Bütün ayrıntılarıyla il il durumu falan ele alan çalışmalar bunlar. Biz biliyoruz ki o dönemde esas itibariyle iddiatçı kökenden gelen bir takım insanların kurmuş oldukları müdafaa-i hukuk cemiyetleri var ama bu müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin aralarındaki irtibat zayıf. Esas itibariyle herkes kendi bölgesindeki durumu kurtarmaya çalışıyor. Yani bir toplu, merkezi bir direniş örgütü, merkezi bir örgütlenmeden ziyade kopuk kopuk örgütlenmeler şeklinde. Mustafa Kemal esas olarak Samsun'a geldikten sonra aklındaki ilk düşünce bu örgütsel tabanı bir çatı altında bir araya getirmek ve bir merkezi kumanda altına almak. Yani merkezi bir yapı içerisine sokmak bu hareketi. Şimdi ilk adım olarak kısa kısa geçecek olursak işte Amasya'ya gelecek. Amasya tanığı yani ama yani esas itibariyle böyle ana noktaları biraz da kısa geçelim buraları. Esas itibariyle ilk adım, en önemli adımlardan birisi Erzurum Kongresi. Şimdi Erzurum'da ki kongre Erzurum'daki müdafaa-i hukuk cemiyeti ile Trabzon'daki müdafaa-i hukuk cemiyetinin işbirliği ile önceden tasarlanmış, epeyce zaman önce tasarlanmış, delegeleri seçilmiş, toplantı tarihi belli olan bir kongreydi. Mustafa Kemal Paşa bu kongreyi haber alınca bu kongreye katılma arzusunda oluyor ve Erzurum'a geliyor. Erzurum'a
gelişinden sonra o işte tarih kitaplarını biliyoruz. Zaten İstanbul'da olan gerilim var. Ordudan görevinden alınması var. Kendisinin istifası var. Karabekir'in, Kazım Karabekir'in 15. Konordu Komutanı olarak kendisine verdiği destek var. Sonunda iki delege istifa ediyorlar. Kongre delegesi ve Rauf Orbay ile Atatürk kongreye katılıyorlar. Şimdi o kongrede liderlik, yani kongre başkanlığı konusunda Trabzon örgütü ile Erzurum örgütü arasında çekişme var. İki taraf da kendi tarafından bir başkan arayışında, ama burada da bir uzlaşma sağlanamıyor. Dolayısıyla orada kongre başkanlığını kim yapacak problemi de zaten olan bir durumda ve Atatürk'ün de harekete bir ivme kazandıracağı düşüncesiyle Atatürk'ün başkanlığı gönül rahatlığıyla bütün delegeler tarafından onaylanıyor. Şimdi Atatürk'ün siyasi hayatı için bu önemli bir noktaydı. Şimdi adım adım, bir sonraki adım Sivas Kongresi'dir. Sivas Kongresi'nde ise kendisi inisiyatifi ele alıyor, kendisi düzenliyor kongreyi. Delegelerin seçiminde kendisinin önemli bir rolü var ve sonuçta o kongrenin almış olduğu birkaç önemli karar var. Bunlardan bir tanesi, bütün bu daha önce bahsettiğim örgütlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında tek bir çatı altında toplanması. Bu Kurtuluş Savaşı'nın, Milli Mücadele Hareketi'nin çok önemli dönüm noktalarından biridir. Yani bütün hareketler esas itibariyle Mustafa Kemal'in Kurtuluş'undaki Müdafaa-i Hukuk Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bünyesi altında toplanmış oluyor. Sivas Kongresi'nin bir başka önemli gelişmesi, Karakol Cemiyeti'nin lideri Mustafa Kemal ile Kara Vasıf ile Mustafa Kemal Paşa arasında bir gerginlik, gerilim yaşanması, bir tartışma yaşanması ve Atatürk'ün Karakol Cemiyeti'ni kapattığını ilan etmesi. Bu şu açıdan önemli. Yani o arada bir iddiaçılıklarla işte Kemalistler arasında bir taban, aynı taban liderlik konusunda bir çekişme var. Ama görünüşte iddiaçılar daha arka planda kalmış durumda ve Atatürk devamlı ön plana doğru çıkmaya başlıyor. Bu da Atatürk'ün siyasetçi olarak kimlik inşasında önemli bir başka evre olarak karşımıza çıkıyor. Karakol Cemiyeti'nin bertaraf edilmesi. Bir önemli başka noktada İstanbul hükümeti ve padişahlık sürekli Anadolu'daki harekette iddiaçlığın diriltilmesi olarak görüyor. Yani savaşı yenilgiyle sonuçlandırdılar, ülkeyi bu hale getirdiler ve iddiaçlar şu anda Anadolu'da tekrar örgütlenmeye, iddiaçlığı yeniden canlandırmaya çalışıyorlar şeklinde propagandası var. Bu propagandayı bertaraf etmek üzere Sivas Kongresi'nde her türlü particilik savaş sonrasına ertelenmiştir. Yani biz iddiacı değiliz demenin bir başka yoludur bu. Her türlü siyasi particilik ertelenmiştir deniyor. Buna iddiaçılık da dahil. Bir başka Sivas Kongresi'nin önemli noktası kendisinin meşruiyet dayanağı bulmasıdır. Yani şimdi İstanbul'un meşruiyeti konusunda fazla bir tartışma yapılacak bir zemin yok. Çünkü 600 yıllık bir imparatorluğun merkezi, payitaht. Onun dışarısı saltanat makamı orada. Bunun ötesinde dini liderlik vasfı, yani halifelik vasfı da olan bir padişahlık kurumu. Dolayısıyla İstanbul'un meşruiyetini toplum herhangi bir şekilde sorgulamıyor. Buna karşılık Anadolu hareketinin kendine bir meşru taban bulması gerekiyor. Ve bu meşru tabanda esas itibariyle hakimiyeti milliye prensibi oluyor. Yani ulusal egemenlik prensibi oluyor. O da şöyle, ikinci meşrutiyetten sonra bizim 1908, 1912, 1914'te 3 tane parlamentomuz olmuş idi. 1919'da Sivas Kongresi 4-11 Eylül tarihleri arasında yapılırken bir parlamento yok. Padişah Vahdettin 1914'te seçilmiş olan parlamentoyu 1918'in sonunda kapatıyor, feshediyor, dağıtıyor. Zaten süresi bitmişti ama yeni seçimleri yapmıyor. Meşruti bir yönetim altında olmamıza rağmen ülkede bir parlamento yok.
bu önemli eksiği Anadolu kolaylıkla doldurma çabasına girişiyor. Diyorlar ki bizim parlamentomuz yok şu anda. İstanbul'da da bir parlamentonun toplanması için uygun zemin yok çünkü işgal altında. Dolayısıyla biz buradaki Anadolu hareketi esas olarak bir başkaldırı harekatı değildir. Esas itibariyle bu hakimiyetin milliye prensibini bir araya gereği olarak bir araya gelmiş olan bir meclis ediyorlar. Böyle olunca Sivas Kongresi heyeti millet, yani bir adeta bir millet meclisi, o kongrenin seçmiş olduğu heyeti temsiliye de bir bakanlar kurulu gibi işlev görmeye başlıyor. Peki meşru mu? Evet diyorlar ki meşru, çünkü parlamento yok. Biz halkın temsilcilerini seçtik. Halkın temsilcileri buraya geldiler. İçinden bir de heyeti temsiliye çıkarttılar. Dolayısıyla hakimiyet milliye prensibi İstanbul'da madem hayata geçirilemiyor, biz burada geçiriyoruz bu prensibi. Bu çok önemli nokta. Yani birinci meclisinde hakimiyet-i milliye en temel prensibi olacaktır. Daha sonra Cumhuriyet döneminde biz tek partili bir sisteme evrileceğiz. Biliyorsunuz 1946'ya kadar tek parti yönetimiyle altında yönetildi. 46'dan sonra iki partili bir sisteme geçiyoruz. O dönem boyunca, yani tek parti dönemi olarak adlandırdığımız 23'ten 46'ya kadar olan dönemde de her ne kadar meclisin işlevi biraz geri plana düşmüş olsa da o dönemde de temel prensip, yani Atatürk'ün de Kemalist düşüncede hep söylenen, vurgulanan ilke hakimiyeti milliye, ulusal egemenlik idi. Yani esas itibariyle burada halkın temsilcileri var, kararları da halkın temsilcileri adına, halkın temsilcileri olarak biz halkını alıyoruz diyorlar. Şimdi Sivas Kongresi'ndeki bu hakimiyet-i milliye prensibini vurguladıktan sonra bir başka noktayı da zaten söyledim, altını bir kez daha çizdim. Sivas Kongresi'nde bir heyetin ve temsiliye zaten Erzurum'da seçilmişti. Yeniden oluşturuluyor. Hakimiyet-i milliye az önce söylediğim bir bakanlar kuruludur. Ve o bakanlar kurulunun başkanlığına Mustafa Kemal Paşa seçiliyor. Dolayısıyla Atatürk'ün kısa bir süre içerisinde, yani Mayıs ayındaki Samsun'a çıkışından Eylül ayında Sivas Kongresi tamamlandığında artık bir ulusal partinin, bir direniş partisinin kurucusu ve lideridir. Onun iddiatçı kökenden gelen müdafaa hukuk cemiyetleri artık İttihat Terakki liderlerini, geçmişteki liderleri adına siyaset yapmıyorlar ve Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini benimsemiş durumdalar. Bu da önemli bir güç toplaması aslında. Bir heyeti temsiliye seçilmiştir. Onun başkanıdır. Ve bir başka Sivas Kongresi'nin yine önemli noktası İstanbul'a baskıyı artırmasıdır. Seçimleri yapın baskısını artırılıyor. Ve sonunda 7 Ekim tarihinde İstanbul hükümeti seçimlerin yenilenmesine karar verir. Şimdi bu karar verildikten sonra Aralık ayında, 1919'un sonunda Aralık ayında seçimler yapılıyor ve bu seçimler sonucunda son Osmanlı Meclisi Mebusanı olarak bildiğimiz, adlandırdığımız meclis seçiliyor. Bu meclisin üye sayısı 169 kişidir. 169 kişinin ezici çoğunluğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin adayıdır. Bu açıdan bakıldığında son Osmanlı Meclisi Mebusanı kendisinden önceki 1908, 1912 ve 1914 parlamentolarına benzemez. Hem insan kadrosu olarak benzemez, yani milletvekillerinin kim olduklarına baktığımız zaman benzemez. Geçmişinde Osmanlı diğer üç parlamentoda milletvekilliği yapmış olan kişi hemen hemen çok azdır. Buna karşılık yeni siyasetçilerdir ve bir gelenlerin dediğim gibi tamamına yakını esas olarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin adaylarıdır. Böyle olunca bu meclisi de Ankara'daki mecliste bir arada tutmak lazım. Yani bizim tarihimizde ihmal ettiğimiz 2,5 aylık son Osmanlı Meclisi Mebusanı
biraz ihmal edilir ve bu ihmal ettiğimiz meclisin nüfusan aslında Ankara'daki meclisin habercisidir. Bu meclis nitekim bugün de hep vurgusu yaptığımız, sürekli konuştuğumuz, o yıllarında en çok konuşulan metni olan Misak-ı Milli'yi kabul eden meclistir. Yani Misak-ı Milli'ye kabulü Ankara'daki Büyük Millet Meclisi tarafından değil, bu son Osmanlı Meclisi'nin nüfusunu tarafından alınmış bir karar idi Misak-ı Milli. Bu parlamento 2,5 yıl çalışıyor. 2,5 ay çalışabiliyor. 12 Mart'ta toplanıyor. 16 Mart'ta da hatta 2 ay diyelim. 2 aydan 4 gün fazla çalışıyor. 16 Mart 1920 tarihinde İngilizlerin İstanbul'daki işgali pekiştirmesi ve parlamentoyu basması sonucunda kapanıyor. Yani faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor. Kapatmıyorlar. Faaliyetlerine ara veriyorlar. Ve diyorlar ki uygun bir zemin ve zaman olduğu takdirde parlamento tekrar toplanacaktır. Yine bir nokta, İngilizler bu parlamentodan bazı milletvekillerini tutuklayarak savaş suçlusu sayıyorlar ve onları Malta'ya yargılanmak üzere götürüyorlar. Yani bazı milletvekilleri de Malta'ya götürülmüştür bu baskından sonra. Ve esas itibariyle Kara Kemal Karabasık gibi lider kadrosu da Malta'ya giden ekip içerisinde olduğu için karakol cemiyetinin fiili olarak sonu da bu 16 Mart baskınından sonradır. Artık iddiaçıların Kemalist harekete bir liderlik yolunda engel çıkartma imkan ve ihtimallerinin zemini ortadan kalkıyor böylece. Şimdi Atatürk hemen arkasından parlamento, yeni bir parlamento toplanması için çağrı yapıyor. Kendisi son Osmanlı Meclisi mebusunun da Erzurum'dan milletvekili olarak seçilmiş idi. Ama İstanbul'a gitmesinin imkanı yok, elverişli değil koşullar. Dolayısıyla meclis mebusuna katılmıyor. Ama o meclis mebusunun milletvekili idi. Şimdi yapmış olduğu genelgede öncesinde ordu komutanları özellikle 3. Ordu Komutanı, 3. Kol Ordu Komutanı Selahattin Köseoğlu ve 15. Kol Ordu Komutanı Karabasık ile görüşmeler yapıyor. Bazı valilerle yazışmalar yapıyor. Sonunda olağanüstü yetkili meclis adıyla bir meclis toplanmasına karar veriliyor. Kurucu meclis kelimesi, terimi orada konuşuluyor ama onun yerine tercih edilen olağanüstü yetkili meclis. Velayeti fevkaladeyi haiz meclis olarak toplanıyor. Yani meclisin arkasındaki arka plan bu. Yani meclis fikri birdenbire doğmadı. Belli bir sürecin içerisinde ortaya böyle adım adım oluştu ve her adımında da hakimiyetin milliye prensibine sürekli vurgu yapmak ihtiyacı hissedildi. Ve bu vurgunun temel nedeni de İstanbul'a karşı bir meşru zemin bulma, halka kendisini kabul ettirmek için, halka kendisini anlatabilmek için benimsenmiş bir ilke olarak karşımıza çıkıyor. Hakimiyeti milliye ilkesi. Şimdi meclisin kompozisyonuna bakalım. Meclisin kompozisyonu esas itibarıyla geniş bir temsile dayanır diyebiliriz. Tabii ki bazı zayıf olan yani genel bir temsilden uzaklaşılan noktalar var. Bunlardan bir tanesi hemen akla gelebiliyor. Kadınlar yok. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı yerel seçimlerde 1930'da milletvekili genel seçimleri için ise 1934'te belirliyor. 30'daki belediye seçimlerine kadınlar katılıyor. 34'teki bu kanun değişikliğinden sonra da 1935'teki seçimlere ilk kez katılacaklar. Şimdi kadınların 1920'de temsili yoktu diye bunu bir eksiklik olarak görmemek lazım. Bütün dünya öyleydi çünkü. Yani İngiltere'den sonra yanılmıyorsam dünyada kadınlara seçme seçilme hakkı tanıyan ikinci ülkeyiz gibi hatırlıyorum ben. Yani diğer ülkelerde çok daha geçti. Fransa daha geçti. Mesela İsviçre 1971'dir. Yani dolayısıyla yani o parlamentoda kadınlar yok. Dolayısıyla temsil gücü zayıftır falan gibi bir eleştiri çok yerinde olmayabilir.
Ama meclisin, Osmanlı meclislerinden önemli bir farkı gayrimüslim milletvekillerinin olmamasıdır. Şimdi son Osmanlı Meclisi mebusana seçimleri 1919 aralığında yapılırken hem Ermeni cemaati hem Rum cemaati meclisi İttihat Terakki'nin bir komplosu. İttihat Terakki'nin yeni bir buluşma mekanı olarak değerlendiriyorlar. Son meclisi mebusanı, dolayısıyla o seçimlere katılmama kararı alıyorlar. Musevi Yahudi cemaati ise katılma kararı alıyor ama sadece bir kişi seçiliyor. Michon Ventura'dır. O da çok uzunca bir süre sonra Türkiye'nin işte son gayrimüslim mebusu olarak kalacaktır. Tek parti döneminde yeni bir uygulama yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi o uygulama içerisinde yeniden gayrimüslim milletvekillerinin seçilmesine imkan tanınacak. Dolayısıyla Ankara'daki mecliste de hiçbir gayrimüslim milletvekili yoktu. Bir başka temsil açısından söylenebilecek nokta. Ama onun ötesinde toplumdaki bütün fikirler o meclise yansımıştır. Yani en milliyetçi görüşten Sovyetler Birliği'nde yeni devrim olmuş 1917'de ciddi şekilde inançlı Bolşevik, yani Bolşevizme inanmış milletvekillerinin de o mecliste sayıları az olsa da bulunduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Milliyetçiler, liberaller var. Böyle tabii ki hilafetçi, hilafet yanlısı milletvekilleri var. Zaten hilafet kaldırılması 1924'tür. Yani dolayısıyla hilafetçi dediğimiz zaman böyle gerici falan anlamı çıkmasın. Yani o meclis dönemi için en azından. Şimdi saltanatçı ve saltanat kurumunun ihya edilmesi, yeniden eski sisteme dönüş fikrinde olan milletvekili hemen hemen yok gibidir. Bu bilinenin aksine bu tarz milletvekili sayısı çok azdır mecliste. Ve onlar da seslerini pek çıkartmazlar. Çünkü İstanbul'un şeyi, otoritesi giderek zayıflıyor. Otorite zayıfladı, basına paralel olarak Anadolu hareketine karşı çıkışları yüzünden, ki özellikle bu damat Ferit sadrazamlığı döneminde, yani damat Ferit Paşa'nın sadrazamlık dönemine denk düşen zamanlarda İstanbul-Ankara ilişkileri çok kötü geçmiştir. Gergindir. Ama Tevfik Paşa iktidarı sadrazam olduktan, hükümeti İstanbul'da Tevfik Paşa kurduktan sonra 1920'nin sonbaharından 1922'nin Kasım ayına kadar olan dönemde İstanbul-Ankara hükümetleri arasındaki ilişkiler iyidir. Oldukça iyi geçmiştir. Yani paslaşırlar, haberleşirler aralarında. Dolayısıyla bu nereden geldi? Buraya işte saltanat yanlısı milletvekilleri var mıydı? Vardı ama sayıları düşüktü. Bunları neden diyorum? Çünkü bu meclise seçilen milletvekillerinin tamamı ve bizzat cemiyet tarafından ve meclis başkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dile getirilmiştir. Bu milletvekillerinin tamamı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyesi sayılmaktadır. Yani dolayısıyla buradaki milletvekilleri cemiyetin doğal üyeleri olarak geliyor. Zaten meclis seçim sonuçlarına baktığımız zaman, yani bazı yerlerde kıran kırana seçim olmuştur ama kazananların neredeyse tamamı aynı İstanbul Meclisi için olduğu gibi bu mecliste de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin adaylarıdır. Mutlak zaferle sonuçlanmıştır. Yani dolayısıyla bu Atatürk'ün bir seçim başarısıdır aynı zamanda. Meclisin iki kaynağı var, geliş kaynağı. Bir, bu yeni seçimler. Yeni yapılan seçimler 1923'ün ilkbaharında, Mayıs ayında, Mart ayından sonra, Mart ayından başlayarak ve Nisan ayında yapılan seçimlerle gelen yeni milletvekilleri, bir de son Osmanlı Meclisi mebusanı üyesi olup Ankara'ya gelmek isteyen bütün milletvekilleri herhangi bir yeni seçime girmeye ihtiyaç duyulmadan Ankara'daki meclisin üyesi sayılmıştır. Bu da iki meclis arasındaki sürekliliği gösteren bir başka unsur. Ve şunu söyleyeyim, 169 milletvekili seçilmiş demiştim. Son meclisin mebusuna.
bu milletvekillerinden 92'si Ankara'daki mecliste de yer alıyorlar. %60'tan fazlası yani. Yarıdan çoğu en azından. Bunların 88'i yeniden seçime girmeden doğrudan geliyor. 4 milletvekili ise doğrudan gelme hakkı olmasına rağmen yeniden seçime giriyorlar ve yeniden seçim kazanıp yeni seçimler sonucunda geliyorlar. Bunlardan birisi de Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisidir. Erzurum milletvekili olarak son meclis mebusuna katılmıştı, seçilmişti. Oranın üyesi olarak Ankara'ya geçme hakkı elindeydi. Bu hakkı kullanmıyor, yeniden seçime giriyor ve Ankara milletvekili olarak meclisine, Büyük Millet Meclisi'ne giriyor. Şimdi Büyük Millet Meclisi'nin dolayısıyla temsiliyet açısından baktık. Bir şey başka özelliğidir, yerel bir meclistir. Daha sonraki meclislerde pek rastlamadığımız derecede yerel bir kompozisyonu var. Yerelliği ben şöyle tanımlıyorum. Milletvekilinin doğduğu il ile temsil ettiği ile bakıyorum. Bu aynı mı farklı mı? Diyelim ki Kırşehir'de doğmuş birisi eğer Kırşehir milletvekili ise ben bunu yerel bir milletvekili kabul ediyorum. Ya da diyelim ki Muş'ta doğmuş ve Muş milletvekili olarak gelmişse yerel milletvekili diyorum. Yani doğduğu ili temsil ediyorlar mı? Bu tür milletvekillerinin oranı %58'dir. Yani birinci mecliste Ankara'daki birinci büyük millet meclisindeki her 10 milletvekilinden 6'sı doğdukları ili temsil eden milletvekilleridir. Yani bu şu demek, dışarılardan birileri aday gösterilmiş, o ili hiç tanımayan kişi oradan aday olmuş, işte çoğunluk sağlamış gelmişten ziyade halkın kendi katılımıyla milletvekili seçimlerine girmiş olması, merkezi aday gösterme çünkü çok fazla yoktu. Müdafaa hukuk cemiyetleri gösteriyor adayları. Müdafaa hukuk cemiyetleri de esas olarak merkezi bir yapı içerisindeler ama henüz o örgütsel bağlar çok kuvvetli değil. Dolayısıyla bir yerel özellik yani yerel müdafaa hukuk cemiyetlerinin Ankara'da bir araya gelmesi şeklinde oluşan bir meclis. Bu da bir başka boyutunu gösteriyor. Yani bu yöresinin derdini, çevresinin sıkıntılarını bilen insanlar o meclis. Dolayısıyla temsil kabiliyeti, yerel temsil kabiliyeti oldukça yüksek olan bir meclis. Onun dışında mesela eğitim dağılımına bakıyoruz. %33'ü yani her 3 milletvekilinden birinin en yüksek eğitimi lise. Yani lise ya da daha düşük eğitimli olanların oranı 3'te 1'dir. Ve buna medrese çıkışları da eklersek yüksek okul işte ya da harp okulu, harp akademisi falan gibi askeri ya da üniversite darülfünun ya da yüksek okul gibi kurumlardan mezun olmayıp daha farklı, daha alt kademede kurumlardan mezun olanların oranları da %50'nin üzerinde. Bu da böyle bir elit meclis portresi çizmediğini, bir elit meclisi olmadığını, böyle halkın içinden çıkmış bir meclis olduğunu gösteren bir başka unsur. Meslek gruplarına baktığımız zaman da şimdi ayrıntılarına girmeyeyim, toplumun her kesiminden milletvekili seçilmiş ve gelmiş. Şimdi meclisin açılması Mustafa Kemal Paşa'nın kariyerinde, siyasi kariyerinde bir dönüm noktası. Meclis açıldıktan sonra ertesi gün 24 Nisan günü seçimler yapılıyor. Ve bu seçimler sonucunda Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığına seçiliyor. Şimdi başkan seçildikten sonra yapmış olduğu bir konuşma var, uzun bir konuşmadır. Bu konuşmasında nasıl bir sistem kurulmasına dair, nasıl bir hükümet sistemi oluşturulmasına dair fikrini de söylüyor. Buna göre, yani Mustafa Kemal Paşa'nın o konuşmasına göre ve Mustafa Kemal Paşa'nın kendi fikriyatına göre diyor ki, öyle bir meclis olsun ki bu hem yasama hem yürütme yetkilerini elinde bulundursun. Yani
yasama organı olarak kanunları çıkartsın, kanun teklif etsin ve kanunları onaylasın. Kanunları çıkartsın ama kanunlar çıktıktan sonra da yürütme görevini de kullanarak bu kanunları uygulasın. Yani bu kuvvetler birliğidir. Kuvvetler meclisin elinde toplanmıştır. Meclis hem kanunu yapar hem de o kanunu yürütür. Ayrı bir bakanlar kurulu yoktur. Bir kabine yoktur. Ama şimdi şöyle düşünelim. Her işi meclis yapamayacağına göre, yani çünkü yürütme dediğiniz zaman onun bir bürokrasisi olur ve o bürokrasinin altında da çok böyle çatallanmış bir memur ordusu bulunur. Diyelim ki milli eğitimin bir işi vardır. Yani işte Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir okuldaki bir işte müdür atanacaktır ya da bir öğretmen atanacaktır. Şimdi meclis bunu nasıl yapsın? Yani böyle bir şeyde, yani bu teftayda işe soyunursa yürütme organı olarak bunu fiilen yapması mümkün zaten olamaz. İnsanüstü bir güç gerektirir bu, çünkü zaten bilemez de. Yani bir o kadar bir meclis dünya, yani ülkenin her yerinde ne var, ne tür yürütme problemi var bunu bilemez. Dolayısıyla meclisin memurları olarak, vekilleri olarak, memurları, vekilleri olarak bir meclis kendi içlerinden oy çokluğu ile milletvekilleri arasından bakan seçiyorlar. Ve bu bakanlar teker teker seçilir. 13 tane bakan vardır ve bu bakanlar teker teker seçiliyorlar. Yani şöyle oluyor, diyelim ki İçişleri Bakanı seçimi için kim aday olmak istiyor, işte ya da kim kime aday gösteriyorsa, ya da aday göstermek de şart değil, oylama yapılıyor ve mecliste en çok oyu kim almışsa o İçişleri Bakanı oluyor, bitti. Arkasından diyelim ki Dışişleri Bakanlığı seçimi var. O aynı sistem. Kim çok oy alırsa Dışişleri Bakanı oluyor. Bu yöntemde işte Genelkurmay Başkanı aynı yöntemle seçiliyor. Çünkü o da meclis içerisindedir. Şeye kadar 1923'te Genelkurmay Başkanlığı oluşuncaya kadar Genelkurmay Bakanlığı'dır. Ve yine Şeriye ve Efkaf Vekaleti bünyesi altında toplanmış olan dini işlere ve vakıf işlerine bakan bir başka bakanlığımız da var. Bu da meclis tarafından oy çokluğu ile seçiliyor. Teker teker seçilen bakanlar var. Bunlar meclis adına iş görüyorlar. Ortak bir sorumlulukları yok. Ortak bir hükümet programları yok. Program meclisin programı. Dolayısıyla meclis kanun yapar, yürütür ve yürütmesini de kendisinin seçtiği ve tayin ettiği bakana yaptırır. Bakanı da beğenmiyorsa anında gen soruyu verir ve düşürür. Olmuştur, düşürülmüş ve yerine yenisini seçer. Ya da bakan görevli olarak yurt içinde, yurt dışında bir yere gider, yerine yeni seçim yapar. Dolayısıyla yürütme yetkisini bizzat kendisi kullanıyor. Bu Atatürk'ün talebiyle olan bir şey. Ve arkasından Atatürk diyor ki konuşmasının sonuna doğru hükümet sistemine ilişkin. Böyle bir sistem meclis hükümeti sistemidir. Bu sistem içerisinde meclis başkanının dışında bir de hükümet başkanı seçmeye gerek yoktur, yürütme başkanı. Dolayısıyla meclis başkanı hem yasama organının hem de bakanların, tek tek seçilmiş olan bakanların, yani o hükümetin, tırnak içinde hükümet diyorum buna, heyeti vekillerin, vekiller heyetinin başkanıdır. Ve arkadan seçimli zaten bu göreve geldiği için, dolayısıyla Atatürk'ün siyasi kariyerinde hem yasama organının hem de yürütme organının başkanı olmak gibi çok önemli bir vasıf ekleniyor. Yeni bir sıfat ekleniyor. Yeni bir görev ve yetki ekleniyor. Şimdi meclisin bu uyguladığı sistem çerçevesinde Mayıs ayında seçimler yapılıyor. Teker teker bakanlar seçiliyor. Haziran ayında tek yasal organ Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'dir. İstanbul'un bütün yapmış olduğu icraat geçersizdir diye karar alınıyor, kanun çıkıyor. Onun dışında meclis ilk çıkarttığı kanunlardan birisi Hıyaneti Vataniye Kanunu'dur. Yani vatana ihanet kanunu. Orada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyetini sorgulayanlar vatan haini sayılıyor
ve vatana ihanetin cezası da işte neyse o ceza veriyor idamla var içerisinde. Ve deniyor ki bu kararlar mahkemelerin vermiş olduğu hıyaneti vataniyeye kanuna bağlı olarak vermiş olduğu kararlar Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girer diyor. Dolayısıyla meclisin yasama ve yürütmenin dışında bir de Yargıtay en üst mahkeme konumunda çalışması söz konusu. Dolayısıyla yargı yetkisini de elinde bulunuyor. Yani yapılanma böyle 1921'in Ocak ayında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani 1921 Anayasası kabul edilir. 21 Anayasası esas itibariyle bu şu ana kadar anlatmış olduğum çerçeveyi kağıt üzerinde bir anayasa metni haline getiren bir metindir. Kağıt üstüne döker olan. Meclis hükümetidir der. Yasama yürütme yetkileri meclistedir der. Meclis bütün yetkileri sadece kendisi kullanır. Bu yetkileri kimseyle paylaşmaz der. Meclis başkanının aynı zamanda hükümetin doğal başkanı olduğunu söyler. Ama yine de der ki yenilik olarak 7. maddede meclis teker teker seçtiği bakanlar kendi meclisin teker teker seçtiği bakanlar kendi aralarında toplanırlar ve içlerinden birini heyeti vekile başkanı olarak seçerler. Ama bir görevi yoktur, koordinasyon amaçlıdır. Yani bir sekreterya görevini üstlenecek bir bakan. Yani bir bakan aynı zamanda hem bakanlığı sürdürecek hem de koordinasyon amaçlı olarak heyeti vekilinin başkanlığını üstlenecektir diyor 7. madde. Ama heyeti vekilinin asıl başkanı meclis başkanıdır diye söylemeyi de ihmal etmiyor. Bir başka özelliği yani 21 Anayasası'nın bakanların ne iş yapacağı, heyeti vekillerin yetki ve sorumlulukları ayrı bir kanunla belirlenir. Çok ilginç bir biçimde meclis herhangi yani başkasına görev verme, devretme, delege etme konusunda çok kıskanç. Yetki delege etmek istemiyor. Dolayısıyla bu kanunda bir türlü meclisten çıkmıyor. Her işi biz yapıyoruz zaten. Ayrıca bakanlara ne iş vereceğiz? İşte şu olsun, yok o mecliste kalsın vesaire gibi kaç kere taslak meclise gelmiş olmasına rağmen bu kanun geçmemiştir. Dolayısıyla bakanların ne iş yapacağı belirsiz kalmıştır. Böyle olunca da yani anayasada kanunla belirlenir diyor bakanların ne iş yapacağı. E böyle bir kanun da çıkmıyor. Kanun da çıkmayınca böyle en akla gelmedik olaylar meclisi tartışma konusu olabiliyor. Mesela tutanaklardan aktarayım. Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya bir elçi tayini söz konusu. Sovyetler Birliği'ne bir elçi, diplomat görevlendiriyor. Bu haber alınca meclis diyor ki Dışişleri Bakanlığı'nın diplomat atama yetkisi yoktur. Yürütme yetkisi meclistedir. Dolayısıyla bu diplomatı Hariciye Vekili yani Dışişleri Bakanı değil meclis tayin eder. Böyle bir tartışma. Yani şimdi bugünden mesela parlamenter sistem çerçevesinden baktığımız zaman ya böyle bir tartışmanın olmaz. Ama meclis hükümeti sistemi öyle bir sistem ki o sistemde böyle bir tartışma bile olabiliyor. Çünkü meclis yetki devretmek istemiyor. Anayasa çerçevesi böyle. Şimdi meclisin nasıl işlediğine bakalım. Meclis bir kere işleyiş tarzı olarak kürsü dokunulmazlığının sınırsız olduğu, kürsü masoniyeti yani kürsünün kutsallığı, kürsünün açıklığı, insanların fikirlerini serbest bir biçimde dile getirme gibi açılardan baktığımız zaman daha sonraki parlamentolarımızın hiçbirinde ama hiçbirinde görmediğimiz ölçüde kürsü dokunulmazlığı ve serbestliği tanımış olan bir meclis idi birinci meclis. Şöyle benimsemiyor ki çünkü bu meclis gece gündüz toplantı halindedir. Madem ülkenin kaderine el koymuştur ve yasamanın yanında madem yürütme yetkileri de vardır aralıksız toplanır. Ara yoktur. Dolayısıyla biz her konuyu buradan konuşuruz.
Ve her konuda saatlerce ne istiyorsak hepsini konuşuyoruz. Böyle olunca da süre kısıtlamaları olmuyor. Yani 5 dakika süreniz var, buyurun 5 dakikada konuşun, söyleyeceklerinizi söyleyin. Ya da 15 dakika süreniz var, tamam bitti değil. Çıkıyor kürsüye, konuşuyor, iniyor, başka birisi kendisini eleştiriyor, tekrar söz alıyor, tekrar çıkıyor, tekrar konuşuyor. Yani onun için tutanakları çok kalındır. 29 ciltlik açık, 4 ciltlik gizli toplantı tutanakları var. Aşağı yukarı 18 bin sayfa falan. Daha sonraki meclislerde mesela bu kadar kalın kalın ciltler olmadı. Bu kadar yoğun konuşulmadı çünkü. Tek partinin meclisleri zaten tutanaklarına baktığımız zaman esas itibariyle orada tartışma olmadığı için esas itibariyle kanun metinlerinin kendisi falan var. Tutanakları da işte onlar oluşturuyor. Ama burada canlı tartışmalara sahne olan eşsiz bir hazine, yani o hazine gibi bir şey. Yani neresinden baksanız her tarafında farklı bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla o tutanaklar ben böyle aklıma estikçe dönüp dönüp okurum da. Yani eğlencelidir, eğlencelidir de okuması. Bunlara internet üzerinden de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayfasından ulaşmak mümkün. Çok kolay. Herkesin evinde artık o tutanaklar. Biz seneler önce işte doktora tezi vesaire yazarken kütüphane koşuyorduk bunların peşinde. İşte fotokopi almak için cadımız çıkıyordu falan. Şu anda bunlar gayet düzenli biçimde internet üzerinden her evden ulaşma şansımız var. Oraya baktığınız zaman da bu meclisin gerçekten tartışan bir meclis olduğunu da görüyoruz. Şimdi böyle olunca, yani düzeyli bir tartışma ortamı olunca iktidarı ve muhalefeti olan, dolayısıyla iktidar ve muhalefet pratiğinin de çok canlı yaşandığı bir meclis olarak tarihe geçmiş. Sadece böyle değil, aynı zamanda muhalefetin zaman zaman iktidara rağmen kanun değişiklikleri yapabildiği, çoğunluğu sağladığı ve iktidar istememesine rağmen, iktidarın arzusu dışında olmasına rağmen bazı kanun değişiklikleri yapma imkanı da oluyor. Şimdi bunu çok uzatmadan, şimdi aşağı yukarı bir saat dediysem böyle bir 12-13 dakika içerisinde toparlamaya çalışacağım. Soru cevap da mutlaka bugünlere doğru da getiririz. Yani madem 100. yıl nedeniyle o parlamentoyu konuşuyoruz, o parlamento üzerinde konuşmaya devam edeyim. Soru cevap kısmında da gerekirse daha sonrası için sorularla bazı fikirlerimi belirtme imkanı olabilir. Şimdi o zaman şeye bakalım, yani ne tartışıyordu bunlar peki? Yani ne vardı o mecliste, neyi tartıştılar? Şimdi bir kere gizli toplantı tutanaklarına baktığımız zaman orada esas itibariyle savaş var. Savaşın her becesini orada konuşuyorlar. Yani cephelerde ordunun neye ihtiyacı var, hangi cephede durum nedir, orada ne yapmak lazım, nerede ne olacak vesaire falan. Dolayısıyla bu meclis aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Dolayısıyla savaş en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Onun dışında vergiler, mali durum, gizli tutanakların demirbaşıdır neredeyse. Yani sürekli o konuşulur. Yani işte nerede ne ihtiyaç var. Zaten mali durum çok kötü. Ve bu mali durumunla açık bir şekilde görüşülüp İşte yabancı kamuoyu tarafından duyulmasını istemedikleri ya da yurt içine de olumsuz bir mesaj vermek istemedikleri için bu meselelerde gizli oturumlarla konuşuyorlar. Sonlara doğru, savaş sonrasında, yani Milli Mücadele Hareketi'nin sonu, işte Kurtuluş Savaşı'nın başarılması, İzmir'in geri alınmasından sonra ki süreçte çok konuşulan bir başka mesele Lozan'dır. Lozan'da bu mecliste çok konuşulmuştur. Lozan'ın ilk evresi, Lozan'ın ikinci evresi, yani ara verildikten sonra Lozan'a tekrar bir kesinti oluyor. Kesinti sonrasında tekrar başladığı dönemde meclisin görev süresi sona erecek. Yeni seçim kararı alınacak. Dolayısıyla Lozan konuşulmuştur ama Lozan görüşmelerinin ilk evresi görüşülmüştür meclis. Onun dışında tutanakların bir başka önemli, gizli tutanakların bir başka tartışma alanı iç isyanlardır. Bizim
şeyimizde Kurtuluş Savaşı tarihimizde iç isyanlar olarak adlandırılan, o başlık altında toplanan meselelerdir. Ne bunlar? İşte bu şeyler, Düzce ayaklanması, işte Yozgat Zahra vesaire. Mesela Koçgiri'deki mesele de orada konuşuluyor. Malum Nurettin Paşa'nın orada Koçgiri'deki halkın üzerine o şeyi, oradaki olayı bastırmadaki şiddet, aşırı ve orantısız güç kullanımı nedeniyle görevden alınacak. Merkez Ordusu Komutanı işte o görevden alınıyor. Ve yargılanma falan kararı çıkıyor. Meclisten de işte Atatürk'ün müdahalesiyle son anda ondan vazgeçiliyor ama görevinden alınıyor. Mesela bu konular, benzer konular. Yine benzer bir konu şekilde Karadeniz'deki Pontus meselesiyle ilgili tartışmalarda yine gizli tutanaklardır. Şimdi açık tutanaklara geldiğimiz zaman tabii gizli tutanaklar, onun dışında şeyler de var. Tabii kamuoyunu duyurmak istemedikleri her ne varsa orada. Şimdi açık tutanaklara geldiğimiz zaman da bizim önümüze en önemli tartışma konuları olarak şu çıkıyor. Meclis yetkilerini vermek istemiyor ve meclisin yetkilerinin hiçbir şekilde devredilmesine razı olmayan milletvekilleri ama hızlı karar alınması için ara sıra meclisinde bypass edilebileceği ya da meclise haber vermeden ya da meclisin yanı sıra başka karar verme mekanizmaları kurulabileceği, oluşturulabileceğine dair düşünceleri zaman zaman ileri süren iktidar. Şimdi yani bu da doğal. Yani şimdi Atatürk kendisi hem yasama organının hem yürütme organının başı. Yani her konu en ince ayrıntısına kadar mecliste konuşulunca çok da rahat şey olmuyor. Yani bu tamam konuş bir yere kadar. Yani sonuç neyse itibariyle bir şey yapmak istiyor ve dolayısıyla hızlı karar verebilmek istiyor. Meclisin zaman zaman olmayacağı da olabilir diye bir düşüncesi var. Şimdi bununla ilgili olarak mesela bir tanesi anayasanın 9. maddesidir. Meclis bu madde, meclis başkanına imza yetkisi verir. Meclis kararlarını imzalar. Şimdi bu acaba meclis başkanı kanun hükmünde kararname gibi bir şey çıkartıp meclisten bağımsız olarak imzalar ve bu kanun olarak kayda geçer mi bir yorum? Yoksa meclis kararını çıkartır, sembolik bir yetkili olan meclis başkanı da meclisten çıkan bu kanunu imzalar, onaylar, kamuoyuna deklare eder. Bu ikinci yorum mu? Hangisi diye tartışma var. Ve sonunda esas itibariyle bu ikinci söylediğimi, yani bu sembolik bir yetkidir. Karar veriyor meclis, meclis başkanına böyle bir yetki vermiyor. Ama Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan sonraki Kurtuluş Savaşı'nın en kritik aşamalarından biridir. Çünkü Yunan kuvvetleri Ankara'ya doğru ilerliyorlar ve önünde de hiçbir doğal engel kalmıyor. Çünkü Sakarya Nehri'ni de aşmış durumdalar. Polatlı'ya kadar geliyorlar ve o ortam içerisinde meclisin Kayseri'ye nakledilmesi gündeme geliyor. Meclis binası olarak Kayseri Lisesi tutuluyor. Milletvekili aileleri gönderiliyor. Bunun yanı sıra meclis arşivi ve evrağı taşınıyor. Yani ciddi bir şekilde meclisi taşıma düşünülüyor. Bu ortam içerisinde cepheden gelen bir heyetin önerisiyle Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlığa getirilmesi isteniyor. Statü olarak başkumandanlık o sırada esas itibariyle padişahın elinde. Çünkü İstanbul'da da bir yönetim var. Ama meclis açılınca demişler ki padişah esir, esaret altında, iradesiyle karar veremiyor. Dolayısıyla padişaha ait bütün yetkiler meclisin tüzel kişiliğindedir. Dolayısıyla başkumandan da meclisin tüzel kişiliğidir. Bu heyetin önerisi meclisin tüzel kişiliğindeki bu yetkiyi başkumandanlık unvanını Mustafa Kemal Paşa'ya verelim. Buna hiçbir itiraz olmuyor. Bütün meclis bunu onaylıyor. Buna karşılık Mustafa Kemal Paşa diyor ki ben bu görevi alırım, yalnız 3 ay süreyle meclis yetkilerini fiilen kullanırım. Yani başkumandan olarak vereceğim emirler kanun olacak. Ve emanetler, bu çok büyük bir yetkidir. Vermek doğru değildir. Ama kritik ortamdayız.
Vermeyen başka çare de yok. Siz bu yetkiyi bana verin. 3 ay sonra bakarız, gerekirse ben bunu meclise iade ederim. Yetkiyi. Şimdi buna mesela çok itiraz oluyor. Gece gündüz toplantı halindeyiz. Yani başkumandan, tamam başkumandanla atıyoruz. Ama başkumandana kanun yetkisi, çıkartma yetkisi verilmesi fazladır. Bunu bizzat Atatürk'ün kendisi de söyledi diyorlar. Dolayısıyla biz burada toplantı halindeyiz. Siz hangi kanunu çıkartmak istiyorsanız söyleyin, biz o kanunu çıkartalım diyorlar. Ama neyse, yani küçük bir muhalefette sonucunda fazla bir muhalefet olmuyor zaten. Başkumandanlığa getirecek. Ama bu 5 Ağustos 1921'dir. 5 Ağustos 21'den sonra, yani Ağustos'tan sonra Kasım, Şubat ve Mayıs aylarında bu kanunun süresi 3'er ay daha uzatılıyor. Ve böylece Temmuz ayına, yani bir sene doluyor neredeyse. Yani 1921'in Ağustos ayından 1922'nin Temmuz ayına kadar olan bir yıllık dönem içerisinde meclisin kanun çıkartma yetkisi başkumandanlık kanunu nedeniyle başkumandanlara ile paylaşılmıştır. Yani kanunları bir yandan başkumandan çıkartıyor, bir yandan meclis çıkartıyor. Bu sanki daha sonraki dönemlerde, yani özellikle 12 Mart döneminden sonra bizim 61 Anayasası'na giren ve 1982 Anayasası'nın en temel mekanizmalarından birisi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ise zaten merkezinde olan bir kurum olan kanun hükmünde kararnamelere benzer. Yani dolayısıyla başkumandana tırnak içinde kanun hükmünde kararname yetkisi veriliyor. Bakın, yani daha sonraki dönemden baktığımızda yalan, yani bir parlamenter sistemde ya da bugünkü sistem tarafından baktığımız zaman, perspektifiyle baktığımızda kanun hükmünde kararnameler yani hayatın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ama bakın, yani 100 sene önce meclis yani o kadar yetkisini paylaşmak istemiyor ki bu konuda çok sert muhalefet yapmıştır. Ve nitekim 20 Temmuz 1922 tarihinde çoğunluğu sağlayarak bu meseleyi kendi istekleri yolunda doğrultusunda çözüyorlar ve Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlık ünvanı sınırsız ve süresiz uzatılıyor. Ama o kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisini meclis geri alıyor. Bunun gibi başka meseleler, yani mesela istiklal mahkemeleri en çok muhalefet edilen konudan birisidir. Yani ülkede olağan mahkemeler varken 3-5 milletvekilinden oluşan ve herhangi bir hukuki çerçevesi belli olmayan, kendi hukukunu kendi çizen istiklal mahkemelerine ihtiyaç yoktur diyen milletvekilleri var. Mesela tutanaklarda ciddi bir ölçüde bunları da görüyoruz. Yani ya kaldıralım ya da hiç olmazsa kararları üzerinde meclis denetimi olsun diyorlar. Ve mesela muhalefet yine 30 Temmuz 1922 tarihinde bu mahkemelerin görevlerinin sonlandırılmasını ve yeni bir mahkeme kurulursa o mahkemelerin kararları üzerinde meclis denetimini getiriyorlar. Yani onun dışında mesela 1922'nin gene 8 Temmuz ayında hükümet, yani kuvvetler birliği, kuvvetler ayrımı meselesi üzerinden bir çatışma yaşanıyordu meclis içerisinde. Gene muhaliflerin oylarıyla meclis içerisinde ayrı bir başbakan, meclis tarafından doğrudan seçilen ayrı bir başbakanlık kurumu oluşturuldu. Yani Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı oluyor, yine meclis tarafından seçilen Rauf Orbay da başbakan oluyor. Kuvvetler ayrı bu yolunda bir başka çaba. Yani özür dilerim. Kısacası teknik açıdan baktığımız zaman esas itibariyle meclis içerisindeki mücadele meclis yetkilerini ne kadar kullanacak üzerindedir. Tutanaklardaki ciddi bir biçimde tartışmaların bu eksen etrafında döndüğünü görüyoruz. Şimdi bu muhalefet zaman zaman Mustafa Kemal Paşa'yı rahatsız etmiştir. Hatta o özellikle başkumandanlık kanununun yetkilerinin artık uzatılması mümkün olmayınca
İsmet İnönü'ye, yani Batı Cephesi komutanı o sırada, İsmet İnönü'ye bir telgraf çekerek ben bu meclislerde çalışmak istemiyorum. Bu meclisi kapatırsam bizim dünya kamuoyu önünde, kendi kamuoyu önünde ve ordu içerisinde durumumuz ne olur? Desteklerler mi bizi? Ne derler? Nedir fikrin? Sen ne düşünüyorsun diye soruyor. İsmet Paşa da diyor ki yani ben esas olarak mecliste başladık, mecliste devam edelim. Ama siz ne karar verirseniz desteklerim diyor. Birkaç gün içinde Mustafa Kemal Paşa da sorun hallolmuştur. Dolayısıyla aynı meclise devam edeceğiz, sorun yok demiştir. Yani zaman zaman meclisten hoşnut olmadığı da söylenebilir. Ama esas olarak bu meclis bizim tarihimizde görmediğimiz ölçüde, özetleyecek olursak, tartışma kültürünün yoğun olduğu, şey olduğu, son derece ileri olduğu, temsiliyetin nispeten iyi olduğu, içerisinde bir iktidar muhalefet pratiğinin düzeyli bir biçimde yaşandığı, tartışan bir meclisiydi. 1923'te meclisin sonlarına doğru Kurtuluş Savaşı tamamlandıktan sonra tabii ki Mudanya Konferansı ve bu arada Lozan görüşmeleri başladıktan sonra meclisin 1 Nisan 1922'de seçimleri yenileme kararı vardır. Bu da meclisin son faslını da söyleyerek bitireceğim. Şimdi 1921 anayasasına göre meclisin görev süresi 2 senedir. Ama metnin sonunda yazılı olan bir ayrı madde ile bu meclis 2 yıllık süreye tabi değildir. Bu meclis amacına ulaşıncaya kadar aralıksız toplanır. Meclisin amacına ulaştığı, yani artık amacımıza ulaştık, dolayısıyla seçimlerin yenilenmesi gerekir şeklinde bir karar alabilmesi için 3/2 çoğunluk gerekir diyor. Şimdi meclisin üye sayısı 320 olarak kabul edilir. 3/2 çoğunlukta 207 milletvekili. Ama meclis içerisinde 200 civarındadır toplantılar. Yani 207 milletvekilini bir arada bulmak o kadar kolay değildir. Mart ayında, 28 Mart 1923 tarihinde meclisteki muhalefet grubunun liderlerinden ve Trabzon milletvekili olan ve de muhalefet grubunun yayın organı olan Tan gazetesinin sahibi ve başyazarı Ali Şükrü Bey Ankara'da kayboldu. Milletvekili de aynı zamanda. Küçücük bir şehir o sırada Ankara. Arıyorlar, tarıyorlar, bulamıyorlar ve artık birisini öldürüldüğüne kanaat getiriliyor. 1 Nisan günü de meclise henüz cinseti bulunmamışken seçimlerin yenilenmesine karar alıyor. Diyorlar ki artık meclis görevini tamamlamıştır. Yine yani biz savaşı kazanan meclis olduk. Uluslararası anlaşmayı da Lozan'da görüşmeler devam ediyor. Lozan anlaşmasının sonucunu da yeni bir meclis onaylasın şeklinde karar alıyor. Ertesi günde Ali Şükrü Bey'in cesedi bulunacak ve zaten o gerilim biraz tatsız bir atmosferde ortalığa saçılmış durumda ve ondan kısa bir süre sonra bu 2 Nisan'da cesedin bulunması, 16 Nisan 1923 tarihinde meclis son toplantısını yaparak dağılıyor ve 23 seçimlerine gidecek. Şimdi 23 seçimleri hakkında 2-3 cümle ediyorum ve kapatıyorum. 3-4 dakikalık bir şey daha tutacak. 1923 seçimlerinde rekabet edecek, birbirleriyle yarışabilecek siyasi odaklar hangileriydi diye baktığımız zaman birinci olarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti içerisinden Mustafa Kemal'in Paşa'nın 1921'in 10 Mayıs tarihinde kurmuş olduğu bir grup var. O cemiyetin meclis grubu. Buna daha sonra yani adı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk grubudur. Ama bu kuruluşu Mayıs 1921, 10 Mayıs. Arkasından 20 Mayıs
pardon 20 Temmuz 1922'de yani bir sene 14 ay sonra aynı isimle bir grup daha kuruluyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu. Şimdi mecliste iki tane müdafaa hukuk grubu olunca biz daha sonraki literatür esas itibariyle bunlardan biri de birinci grup, diğerini ikinci grup olarak sayıyor. Yani Sivas'ta kurulan o örgütsel yapının mecliste iki tane grubu var. Biri birinci grup, diğeri ikinci grup. Her ikisi de o cemiyete dayanıyor. Her ikisi de o cemiyetin üyeleri arasından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu gruplar. Ama aralarındaki tartışma ekseni esas itibariyle demin söylediğim yasama nerede, yürütme nerede, yasama yürütmeye ne kadar yetki devredecek konusu etrafında dönen tartışmalar ekseninde bir iktidar ve muhalefet şeklinde yapılaşmışlar. Bir de bunların dışında bağımsız grup var. Başlarında da yazar Orhan Kemal'in babası Abdülkadir Kemal'i Üçü vardır. Şimdi seçimlere gidilirken birinci grup için Mustafa Kemal Paşa zaten kendisinin liderlik yaptığı grup diyor ki ben seçimden sonra Halk Fırkası adıyla bir grup parti kuracağım. Ve bu parti Sivas'ta kurmuş olduğum Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin dönüştürülmesi ve onun devamıdır. Dolayısıyla Sivas Kongresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel kökeni olarak zaten o bağlantı var. Kendi partisinin kurulduğu kongre olarak değerlendiriliyor. Atatürk de bunu söylüyor. Ben bu meclisteki birinci grubu dönüştüreceğim. Halk Fırkası'nı kuracağım diyor. İkinci grup yani o Sivas'taki cemiyetin meclisteki diğer grubu diyor ki henüz bir uluslararası anlaşma imzalanmamışken Lozan Anlaşması imzalanmamış iken biz ülkede bir seçim yarışına girmeyi doğru bulmuyoruz. İleride ayrı bir parti olarak örgütlenme niyetimiz var ama 1923'te yapılacak olan bu seçimlere katılmayacağız diyorlar. Dolayısıyla birinci meclisin muhalefeti 1923 seçimlerine katılmamıştır. Ama ileride parti olacağız diyorlar. Yani şu anlaşma, Lozan Anlaşması bir sağ salim imzalansın, bir yani uluslararası aktör olarak yerimizi alalım. Yani önümüzde daha çok yıllar var, önümüzdeki dönemde bir parti kurar, biz de seçim yarışına gireriz diyorlar. Bağımsız grubun zaten böyle bir yapılanması söz konusu değil. Yani bir meclis içerisinde bir grup ama bir ulusal çapta bir seçim yarışını götürebilecek kadro yok. Dolayısıyla onları da saymayalım. Bir geriye kalıyor iddiaçılar. Yani iddiaçı olup Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğini hala kabul etmeyen ve İttihat Terakki adına yeniden bir yapılanma içine girerek yeniden iktidara gelmeyi hedefleyen bir oluşumdan söz etmek mümkün. İşte Kara Kemal'ler işte bu işin içerisinde olan kişilerin başında o geliyor. Ve hatta bunlar kendi aralarında toplantı falan da yaparlar. Ama yani dolayısıyla bir seçimde rakip olacak tek bir güç belki iddiaçlar olabilirdi. Onu da önlemek için meclis son toplantı tarihinde Hıyanet-i Vatanî Kanunu değiştiriyor ve diyor ki bu değişiklikten sonra 1 Kasım 1922 kararı yani birinci grup, ikinci grup ve bağımsızların oy birliğiyle ve her birinin vermiş olduğu önergenin birleştirilmesi suretiyle kaldırılmış olan saltanat kurumunu yeniden geri getirmek üzere siyaset yapmak vatana ihanettir. Şimdi son derece makul ve anlaşılır bir kanun değişikliği olmakla birlikte bunu iktidar şöyle yorumluyor ve bunu kamuoyuna da duyuruyor. Basın aracılığıyla, İstanbul basıncı aracılığıyla. Diyorlar ki İttihat Terakki esas olarak 1906'da Selanik işte Balkanlar'da kurulmuş bir yapılanma idi. Ve 1918'de tarihe karıştı. Kendisini kapattı. 1906-1918 12 yıllık dönem çalıştı. Bu 12 yıllık dönem saltanatın yürürlükte olduğu dönemdi. Dolayısıyla artık o dönem bitmiştir. İttihat Terakki'yi kurup İttihat Terakki adına siyaset yapmak nere dersen neresinden bakarsanız bakın
saltanat döneminde çalışan bir kurumu ihya etmekle dolayısıyla bu hıyaneti vataniyeye girer diyorlar. Bu zorlama bir yorum belki ama bu yorum sayesinde iddiaçların seçime katılmasının önü alınmış oluyor. Nitekim 1926 yargılanmaları sırasında İzmir suikastı davasından sonra iddiaçlar yargılanacak. O yargılanmalar sonrasında 1923 seçimine katılmak için bazı hazırlıklar yaptıklarına dair suçlamalar var ve önlerine getiriliyor. Dava konusu yapılıyor bunlar. Dolayısıyla 1923 seçimlerinde Mustafa Kemal Paşa'nın Halk Fırkası'na dönüştürecek olduğu birinci grubun karşısında hiçbir siyasi rakip yok. Örgütlenmiş yapı yok. Ve nitekim seçimler sonucunda 287 kişilik bir parlamento, ikinci meclis 287 milletvekilinden oluşur. Ve bu meclisin o seçimler sonucunda sadece iki bağımsız seçiliyor. Ve o iki bağımsız, yani Halk Fırkası adayı olmayan iki bağımsız ve onların dışında seçilmiş olan 285 milletvekili Halk Fırkası adayı olarak yeni meclise giriyorlar. Yani birinci meclisin sonunda da böyle bir noktaya geliyoruz. Yani yeni bir parlamento ve yeni parlamento cumhuriyeti ilan etmek gibi çok önemli bir görevi yerine getirecek. Daha ilk işi Lozan Anlaşması'nı imzalamak olacak. Arkasından cumhuriyet ilan edecek. Yepyeni bir meclis oluşacak. Ama bu mecliste de dediğim gibi 285 milletvekili Halk Fırkası'ndan 2 milletvekili de bağımsızdır. Dolayısıyla bir tek parti sisteminin ilk habercisidir. Ve sistem özellikle 1925'teki takdiri sükun kanunundan sonra tek parti yönetimine doğru evrilecek. Zaten Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte parlamenter sisteme geçeceğiz. Bu 1924 Anayasası'na yansıyacak ve meclis hükümeti diye adlandırdığımız ve olağanüstü bir döneme özgü olan bu meclis bir yandan Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, bir taraftan da çıkarttığı kanunlarla Cumhuriyet'in altyapısını sağlayan, Cumhuriyet'in ayrıca üzerine fazla adım atmadan kolaylıkla ilanlanan bir anayasa değişikliği, çünkü bu kolaylıkla sağlanabildi. 29 Ekim 1923 tarihinde zaten 21 anayasası üzerinde bazı değişiklikler yapılıyor. O da sistemin ismi konuluyor. Bunun bu kadar kolay olabilmesi nedeniyle hakimiyeti milliye prensibini hayata geçirmesi, egemenliğin halka ait olduğunu, egemenliğinin bu hakimiyetini millet meclisi eliyle kullanacağı gibi temel prensipleri tarihe geçirmesi, hayata geçirmesi sayesinde olmuştur. Yani dolayısıyla bu meclisin bir yandan böyle bir savaş yönetmek misyonu var, bir taraftan da Cumhuriyet'in altyapısını oluşturan meclis olma özelliği var. Olabildiğince demokratik olmaya çalışan, alabildiğine tartışan bir meclis olarak bizim tarihimizde yerini almış olması söz konusu. Dolayısıyla 100 yıl önce tekrar baktığımızda o mecliste faaliyet göstermiş olan bütün milletvekillerini anarak toplantıyı kapatmış olayım. Umarım bir kesinti olmadan şeyi sağlayabildik. Görüşmeyi sağlayabildik. Evet hocam, bir kesinti olmadan görüntüyü sağladık konuşmayı da. Tabii bir ara saat 9'da siz de duydunuz mu bilmiyorum, yoğun bir kutlama vardı her tarafta. Yani köydeyim ve köyde olduğum şey etrafında en yakın insan 1 kilometre ötemde. Tam bir izolasyon, dolayısıyla hiçbir şey duymadım. Evet bayağı coşkuluydu, güzeldi. Teşekkür ederiz. Şimdi sorular varsa soruları alacağız. Nihal Hanım size, şube sekreterimiz, soruları yönlendirecek. Tamam, dediğim gibi ben yani şu anda sadece bir Zoom diye bir yazı görüyorum bilgisayarın ekranında. Herhangi bir görüntü yok. Ben görünüyorsam da hala. Yani dolayısıyla söylenen şeyleri gayet iyi duyabiliyorum. Sorular gelsin, ben cevaplandırmaya çalışacağım. Tamam. Merhabalar herkese. Ben de herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak isterim öncelikle. Soruları yazılı olarak alacağız. Chat kısmından
Eğer iletebilirseniz yazılı olarak ben hocamızla paylaşacağım, kendisine ileteceğim. Hocam gayet açık ve net anlattığı için sanıyorum henüz bir soru göremiyorum şu anda. Ama belki hocam ben kısaca şeyi sorabilirim sizlere aslında. Özellikle anlatımınızdan sonra, 100 yıl sonra bugün aslında bir savaş koşulundaki meclisin çok daha gerisine düşmüş durumdayız. Yani parlamenter sistemin bugünkü halini siz nasıl yorumlarsınız? Ben teşekkür ederim. Bu soruyu zaten bekliyordum ben. Yani daha doğrusu süre içerisinde bu kadar zaman zorlaması olmasaydı belki başka ilginç sorular da gelebilir diye soru cevaba vakit bıraktım. Ama ben zaten böyle bir niyetim vardı. Yani hikayeyi 1923'te bıraktık. Yani en azından çok hızlı bir biçimde ara dönemi geçip böyle 2-3 dakika içerisinde bugünle bir karşılaştırma yapmak yerinde olur diye düşünüyordum. Ama bu sorunun gelmesi buna vesile oldu. Sağ olun. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Meclis hükümeti sistemi parlamenter meşruiyetin yani yasamanın üstünlüğü prensibinin en uç noktasıdır. Kuvvetler birliği vardır ama bütün kuvvetler meclisin elinde toplanmıştır. Yani halkın seçtiği bir parlamento yönetiyor ülkeyi. Şimdi günümüzün karmaşık toplumlarında meclis hükümeti sistemi zor bir sistem. O günde bu hayata geçebildi. Çünkü yani böyle henüz güçlü bir otorite yoktu. Yani güçlü bir iktidar o da yoktu. Onun yerine İstanbul, Ankara ve orada Mustafa Kemal Paşa'nın lideri olarak adım adım ön plana çıkmadı. Ve bu bayağı bir süreç aldı. Yani bir zaman aldı. Yani öyle bir dönem içerisinde en doğrusunu yaptılar. Yani her şeyi herkes bir arada konuşarak, her ilin temsilcisini oraya çağırarak, her şeyi herkese katarak, konuşarak bunu bir önemli bir, yani anayasa hukuku açısından önemli bir işi başarmışlar. Bu gündelik, yani daha sonraki hayatta bunu hayata geçirmek zor. Şimdi onun yerine parlamenter sistem diye yine işte insanoğlunun demokratik evrimi içerisinde bulmuş olduğu işte en iyi sistemlerden birisi, kötünün iyisi olarak tanımlanan sistemlerden birisi mesela. Biz parlamenter sisteme epeyce yol aldık. Şimdi parlamenter sistemde de esas itibariyle yasamanın üstünlüğü vardır. Yine yetkiler meclistedir. Meclis kanun tekliflerini yapar, onaylar. Sonra da bir güçlü yürütme vardır. Ama güçlü yürütme o meclisin içinden çıkar. O meclisin hesap verir. O meclisin gen sorusuna muhataptır. Güven oyuna muhataptır. Meclisten güven oyu alır, göreve başlar. Meclis güven oyunu artık o vermiş olduğu güven oyunu geri çekerse verir gen soruyu düşürür. Yani son söz yine meclisindir. Ve orada bir başbakan, güçlü bir başbakan çıkar. O meclisin içerisindeki çoğunluğu sağlayan siyasi oluşumun lideri. Her kimse gerek öyle oluyor yani. En çok oyu, en çok milletvekili olan siyasi partinin başkanı. Böyle bir parlamenter sistem. Ve bu sistem içerisinde bir de bizim mesela 24 Anayasası'na bakalım. Bir de sembolik konumda olan bir cumhurbaşkanı vardı. O devletin başkanıdır. Devleti temsil eder. Bütün yürütmenin başkanıdır. Ama fiili işlerin yürütülmesi esas başbakan tarafından yürütülür. Biz senelerce bu sistemle gittik. 24'ten başladık. Şimdi tarihsel seyri içerisinde parlamentonun fonksiyonu giderek ikinci plana inmeye, yürütmenin gücü giderek artmaya başladı. Özellikle 1950-60 arasındaki o Demokrat Parti döneminde o parlamento çoğunluğuna dayalı bir, yani o ezici bir çoğunluktu çünkü. Mesela 1954 seçiminden sonra işte 600 kişilik neredeyse parlamento, sadece 30 tane CHP milletvekili var. Kalanın hepsi 570 tane Demokrat Parti milletvekili. Yani tek parti meclisi gibi bir meclis. Şimdi o meclis çoğunluğuna dayanan bir iktidar tabii ki alabildiğine güçleniyor.
ve o meclisine bir oy deposu haline dönüştürüyor. Şimdi 60'tan sonra da hep böyle oldu. Ve böyle benzeri de bir şey, yani tek partinin her şeyi hakim olmasın diye nispi temsile geçtik. Çoğunluk sistemi vardı, nispi temsile geçtik. O da doğrudur. Şimdi orantılı olarak temsil esastır zaten. Bir baraj olmadan orantılı olarak temsil edilmesi en doğru, demokrasinin vazgeçilmesi. Biz bunu 61'de sağladık. Nispi temsile geçildi. Ama 61 Anayasası'nın tabii ki temel hak ve özgürlükleri ileriye götürme, anayasal denetim için anayasa mahkemesini kurma, temel hak ve özgürlükleri alabildiğine genişletme gibi bir tarafları var ve bunlar böyle övünülecek tarafları o anayasa. Ama o anayasanın gene böyle yürütmeye bazı yetki kaydırdığını, meclisin fonksiyonunu biraz daha azaltıcı taraflarının habercisi olduğunu söyleyebiliriz. İşte Cumhuriyet Senatosu ya da bunun oluşturulması, yani meclisin kararlarını bir kere daha gözden geçiren üniversite mezunlarından ve 40 yaşın üzerindeki elitlerden oluşan bir ikinci meclis. Bakalım doğru yapmış mı bu halkın meclisi diye denetleyecek bir yeni kurum. Milli Güvenlik Kurulu da Türkiye'nin genel siyasetini belirleyen bir anayasal organ olarak oraya girdi. Yani meclisin yanında bu yetkileri paylaşan başka kurumlar, bir senato, bir Milli Güvenlik Kurulu gibi oluşumlar ortaya çıkmaya başladı. 12 Mart'tan sonra 71-73 değişiklikleri sırasında bütün şeyler, yani 61 Anayasası'nın getirmiş olduğu bütün o temel hak özgürlüklerin hepsi tırmanlandı. Kanun hükmünde kararnameler getirilerek meclisin yetkilerini yürütmeye devretme gibi. Yani şimdi anlattım az önce, bir başkumandanlık kanunu ki kritik bir dönemde askeri kararlar alacak olan bir komutana bile yetki verme, kanun hükmünde kararname yetkisi verme konusunda olabildiğine titiz davranan bir meclis. Bir tarafta 1920'de 1971-73 değişikliklerinden sonra kanun hükmünde kararnameyi kolaylıkla hükümet yürütme organına devreden bir başka anayasal anlayış. Şimdi neyse, 1982 anayasasıyla kanun hükmünde kararnameler ve yürütmenin meclis üzerindeki yetkileri alabildiğine geliştirildi. Cumhurbaşkanlığı yetkileri çok fazla artırıldı. Hele tasarının ilk hali, yani 82 anayasasının tasarısına baktığımız zaman çok çok güçlüler. Başkanlık sistemine benzeyen bir cumhurbaşkanı profili çiziyordu. Bunların bir kısmı gitti ama çoğu kaldı anayasada, 82 anayasada. Şimdi 2017 değişikliklerinden sonra biz parlamenter sistemden de ayrıldık. Yani bir yanda meclis hükümeti sistemiydi, o yasamanın üstünde ötüyorduk. Sonra bir denge, yasama yürütme dengesinin olduğu bir parlamenter sistem tecrübesinden sonra tamamen yürütmenin üstünlüğüne dayanan bir başkanlık sisteminin bir versiyonu olan, bizim adlandırmamızla Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Şimdi bu yeni sistemde parlamentonun rolü nedir diye baktığımız zaman teknik olarak meclis vardır. Teknik olarak bu meclis kanun tekliflerini yapar, kanun tekliflerini görüşür ve kanunları çıkartır. Bu yetkileri var. Ama bu yetkileri yanı sıra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şeklinde bir mekanizmamız da var biliyorsunuz. Ve esas kararlar o Cumhurbaşkanlığı kararnameleri şeklinde Cumhurbaşkanı tarafından alınıyor. Yani halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı yetkiyi doğrudan halktan aldığı için kararname çıkartma yetkisine de sahip olan, dolayısıyla meclis gibi kanun çıkartma yetkisine sahip olan bir makam. Yani yasama yetkisini artık meclisin paylaştığı bir makam var ve devletin başkanı hem yürütmenin başkanı ve yasama yetkisi, kararname çıkartma yetkisine sahip. Şimdi bir başka nokta. Yeni sistemde bakanların ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının mecliste bağlantısı olması gerekmiyor. Cumhurbaşkanı zaten seçimle geliyordu ayrıca. Ama diğerlerinin, Cumhurbaşkanı dışındaki yürütmenin mensuplarının
yani bakanların ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının seçime girmesi şartı. Cumhurbaşkanı tarafından atanıyorlar. Parlamenter olmaları gerekiyor. Dolayısıyla teorik olarak bakanlar kurulunun herhangi bir seçim kazanmamış olan siyasetçilerden oluşması mümkün. Fiiliyatta da öyle oluyor zaten. Şimdi bizim... Çok teşekkürler. Evet, diğer sorulara isterseniz ben sırayla söyleyeyim. Yani bir şey kızacağım. Yapısı, bugünkü yapısı geçmişe göre çok daha zayıflamış bir fonksiyonu, o sahip olduğunu söyleyebilirim özetle. Evet. Diğer Onur Öztürk sormuş. Meclis içerisindeki sosyalist eğilimli vekillere karşı Mustafa Kemal'in tutumu ve dış politika arasındaki ilişki nedir? Birkaç soru daha var. Onları da sıralayayım mı yoksa? Şimdi şöyle bir tek mi cevaplamak istersiniz? Birinci soruyu bence bütün soruları alayım ama ikinci soruyu duyamadım. Sosyalist vekillere karşı Mustafa Kemal'in tutumu bir. İkinci tutumu soru ve dış politika arasındaki ilişki. Dış politika ile ne arasındaki? Sanıyorum Mustafa Kemal'in tutumunun. Şimdi anlamadım. Yani Mustafa Kemal'in dış politika anlayışını mı soruyor arkadaşımız bize? Mustafa Kemal'in sosyalist eğilimli vekillere karşı tutumunun nasıl olduğunu ve bunun dış politikayla bir ilişkisi olup olmadığını tamam, soruyor. Dış politikayla ilişkisi var. Tamam şimdi. Evet. Tamam. İkinci soru Atilla Aytekin hocamızdan geliyor. Birinci meclisin temsil yönünü sınıfsal açıdan nasıl yorumlarsınız? Yani hangi toplum kesimleri temsil edilmekteydi? Hangileri daha az temsil ediliyordu? MHC'lerin eşraf hakimiyetinde olduğu söylenir. Bu durum meclis içinde geçerli mi? Tamam, tamam. Başka? Bir diğer son soru hocam. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas, Erzurum benzeri kongreler için diğer konular haberleşmesi nasıl oluyordu? Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas, Erzurum gibi kongreler için diğer konularda haberleşmesi nasıl oluyordu? Haberleşmeyi yani sanıyorum. Doğru evet haber nasıl yapıldı soruyor. Bir de Britanya'nın Erzurum ve Sivas kongrelerine karşı tepkisi nedir? Tamam. Bunlar mı sorular? Başka var mı? Evet, başka yok şu anda. Tamam yani şimdi arada ses gidip geldi. Yani bazı sorularda inanın sesinizi zor duydum ama sanıyorum hepsini aldım. Bir kere şeyi söyledim. Haberleşme sorusu çok teknik bir soru ve çok kolay cevabı şifreli telgraflar. Yani telgrafçılar var ve şifreli telgraflar yoluyla haberleşiliyor. Ve ben Darüşşafaka Lisesi'nden mezunum, Darüşşafaka Liseli olan birisi. Eğitimimi Darüşşafaka'da gördüm. Bizim Darüşşafaka'dan da çok fazla şey vardır. Telsiz ve telgrafçı vardır o yıllarda. Ve bugün bu haberleşme ağında da görev alanların muhtemelen büyük bir çoğunluğu da bizim abilerimizden falandı. Yani bu yüzden var teknik ihtimalle haber haberleşme ağıyla şifreli telgraflaşma yoluyla yapılan ve bu telgraflar zaten yani bir söyle demişlerdi ya da diğer kaynaklarda Atatürk'ü tanıyım telgraf beyannameleri falan gibi kaynaklarda zaten başında da şifreli telgraf numarası falan diye hepsi yazar. Bu kolay bir şey. Yani şimdi esas meseleler şimdi ilk sorudan başlayayım. Şimdi sosyalist vekillere karşı tutum nedir? Konusu şöyle. Eğer Sovyetler Birliği'nden gelen yardımlar, askeri yardım ve para yardımı, altın yardımı olmasaydı milli mücadelenin maddi açıdan bu kadar daha rahat olabileceğini söylemek mümkün değil.
Yani bunu söyleyenler de, hatta şeye götürenler var. Ya Sovyetler Birliği'nin desteği arkamızda olmasaydı biz bu işi zor başarabilirdik diyen milletvekilleri, yani şeyler de var, insanlar da var, gazeteciler de var vesaire. Yani Sovyetler Birliği'nin bu dönem içerisinde yapmış olduğu yardımlar çok önemli bir yer tutuyor. Bizim zaten Sovyetler Birliği imzalamış olduğumuz bir dostluk anlaşması var. Sovyetler Birliği'nde işine geliyor bu şey, çünkü onlar da içeride işte Menşeviklerle bir, yani Bolşevik devrimi sonrasında bir iç savaş ve mücadele içerisindeler. Bir yandan da Batı dünyasına karşılarında dolayısıyla bir, yani kendilerini işte tırnak ya şeye karşı, kendi söyleyişle emperyalist Batı dünyasına karşı koruma altına almaları lazım. Şimdi bir ortak düşman, yani yanında, yanı başında kendisi gibi yine Batı'ya karşı mücadele eden bir ülke olmasını tercih eder tabii ki. Yani kendisine karşı ve düşman gören bir Türkiye yerine kendisi gibi yine Batı'ya karşı savaş veren bir Türkiye onların da işine geliyor. Şimdi dolayısıyla diplomatik açıdan, yani dış politika açısından baktığımız zaman iki ülke arasındaki ilişkiler son derece iyidir. Hatta daha belki şaşırtıcı bir şey daha söyleyeyim. 1939 yılına kadar Türkiye'nin dış politikada en yakın olduğu ülke Sovyetler Birliği'ydi. Yani pek var dönemi boyunca da bu devam etti. Yani ama öte yandan bir siyasi akım olarak, bir ideolojik akım olarak sosyalizm ya da Bolşevikliğe bakış açısından Mustafa Kemal'in o kadar olumlu baktığını da söyleyemek mümkün değil. Şimdi mecliste bir takım sosyalizm milletvekilleri var. Sayıları çok fazla değildir ama var. Şimdi Bakü merkezli ve Mustafa Supi'nin önderlik ettiği bir gizli komünist partisi var idi. Orada. Biliyorsunuz Mustafa Supi ülkeye gelmek istiyor. Ankara'ya geçmek istiyor. Fakat işte Erzurum oradan geri çevriliyor. Karadeniz'e yönlendiriliyor. Ve orada bir komplo düzenleniyor kendisine. Ve Yahya Kahya tarafından Karadeniz ve Sülümene açıklarında arkadaşlarıyla birlikte öldürülerek denize atılıyor. Yani mesela Sovyetler Birliği'nden gelen bir Bolşevik olmasına ve bir Bolşevik ekibi olmasına, bir, yani tek bir kişi değil, bir ekip olmasına rağmen ve öldürülmelerine rağmen bu mesela Ankara şehit Anadolu Hareketi ile şeyin Anadolu Hareketi ile bu şey Sovyetler Birliği arasında bir gerginliğe neden olmamıştır mesela. Onun ötesinde bu Komünist Parti'nin bir uzantısı olarak meclis içerisinde gizli Komünist Partisi kuruluyor. Gizli TKP. Ve onun yanı sıra Türkiye Halk İştirakı Fırkası adıyla bir parti var. Yani bu partinin içerisinde Tokat Milletvekili Nazım Özdelili ön planlıdır. Genel sekreteridir. Ama mesela Mustafa Kemal Paşa bu partiyi, hangi milletvekilleri bunun içinde ya da bu partinin gücünü görmek vesaire için kendi içerisinde bazı milletvekillerine bir ikinci yasal komünist parti kurmaya teşvik ediyor. Yani üyelerine bakıyoruz, partinin Yunuslar'da Abadoğlu vardır. Onun dışında Celal Bayar vardır. Yani hayatı boyunca bu kış komünizm Türkiye'ye gelecek diye endişe duyan 100 yaşındayken de Celal Bayar, komünist partinin kurucusu gibi, yani bir sözde adı komünist olan bir parti kuruluyor. Burada esas amaç diğer partinin durumunu görmek. Ve sonuç olarak bu parti kapatılacak. Ve Nazım Bey, yani Tokat milletvekili Nazım Özdelili, Nazım Resmon, bir diğer ailenin daha sonra bir kadının adı, soyadlı, meclisten uzaklaştırılıyor, iskat ediliyor, atılıyor. 15 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Daha sonra bu cezası affedilecektir ama meclise dönemeyecektir. Yani Bolşeviklik üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın mecliste konuşmaları var. Orada o konuşmalara baktığımız zaman çok net olarak şeyi görüyoruz. Bir dış ilişkisi, dış ilişkiler alanı meselesi olarak Sovyetler Birliği'ni küstürmeyecek, onların tepkisini çekmeyecek tarzda konuşuyor.
Yani bir diplomatik şey olarak. Ama onların yolu ayrıdır, bizim yolumuz ayrıdır demeyi de ihmal etmiyor. Dolayısıyla şey, sosyalist vekillere karşı tutum olarak bir bildiğimiz bu Nazım Bey'in meclisten atılmasıdır. Diğer sosyalist milletvekilleri de açığa çıkamıyorlar zaten. Gizli olarak faaliyetlerini sürdürecekler. Birinci meclisin temsil yönü bakımından ben birkaç şey söyledim tabii. Yani mesela %20'si çiftçi tüccar bu meclise. Ama şimdi çiftçi tüccar dediğimiz zaman sıradan köylü olarak bunu görmemek lazım. Arazi sahibi insanlar. Ya aşiret de istedi. Toprak ağları. Yani dolayısıyla o çiftçi tüccar kategorisine girdiğimiz zaman eşrafı görüyoruz onun içinde. Yani sıradan bir köylünün parlamenter olarak o mecliste girmesi söz konusu değil. Bir mesela işçi olarak bakıyoruz. Bir işçi milletvekili var. İddiaçlı, önemli bir iddiaçlıdır. Yani dolayısıyla işçinin, köylünün, yani sıradan köylünün temsil edilmediği esas itibariyle eşraf. Ve bu eşraf dediğimiz zaman da esas itibariyle müdafaa-i hukuk cemiyetlerine ön ayak olan eski iddiaçlar olarak okumamız lazım. Yani savaş içerisinde olan bir tane de bir iddia terakki mensubu olarak yaşamış olan ve yeni devrede, yani evrim yeni devre içerisinde iddiaçlık şeyini, markasını bir kenara bırakıp kendini müdafaa-i hukuk olarak, müdafaa-i hukuk mensubu olarak lanse eden insanlar bunlar. Sonuç olarak bunlar eşraf, sınıfsal tema. Yani esas itibariyle savaş içerisindeki illerdeki zenginler. Belki de savaş içerisinde daha da zenginleşen kişiler. Yani sınıfsal temeli açısından baktığımız zaman elit bir meclis belki dememek lazım ama eşrafın ve askeri siyasi askeri ve sivil bürokrasinin bir arada bulunduğu bir buluşma olarak söylemek gerekir. Bir son soru olarak da İngiltere'nin tutumundan bahsedeyim. Şimdi İngiltere zaten gelinen, yani Erzurum ve Sivas kongrelerinin geldiği son evre, yani o normal evrimi içerisinde gelmiş olduğu son evre meclisi mebusanın açılmasıdır. Yani zaten ona yönelik bir hareketti. Meclis açmaya yönelik bir hareketti. Erzurum yapıldı, arkadan Sivas yapıldı. İstanbul hükümeti seçimleri yapmaya ikna edildi, seçimler yapıldı. Meclis mebusan toplandı. Şimdi bütün bu süreç boyunca İngiliz hükümeti iddiaçların yargılanmasından yana ve İstanbul hükümetine de yargılanma yönünde adımlar attırtmış durumda. Yargılamalar bir yandan yapılıyor. Ve de Anadolu'daki hareketi, yani hem Erzurum'u hem Sivas Kongresi'ni başından beri onlar da iddiaçı komplosu olarak görüyorlar. Yani Kemalistler diye söz edilir. Hatta literatüre terim olarak Kemalistler terimi bizim Türk basınında, yani milli kendi ulusal basınımızda önce yabancı basınında çıkar. Kemalist diye bir deyim vardır. Yani İngiliz basınında Kemalistler diye kullanılmaya başlanıyor. Ama bu Kemalistler dediği kadroları esas itibariyle İttihat Terakki'nin yeni bir çevreyle yeniden gün yüzüne çıkması. Yani iddiaçların yeni bir komplosu olarak değerlendiriyorlar. Ve nitekim başından beri böyledir. Ve nitekim İstanbul'daki meclisi mebusunu basıp oradaki iddiaçı üyelerden bazılarını alıp yargılamak üzere Malta'ya götürmeleri de bu anlattıklarımın somut bir geldiği nokta. Yani sonunda böyle bir noktaya gelen bu iddiaçı yanlısı olarak görme bakış açısı somut olarak orada zaten karşımıza çıkacak. Meclis mebusunun baskını sırasında şeyde de öyledir. Yani bütün o dönem boyunca da öyledir. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın evreleri içerisinde İngiltere tarafsız kalmaya karar verecek. Yani Yunanistan üzerindeki desteğini çekiyor. Bu desteği Fransa daha önce çeker. Onlarla Ankara anlaşmasını anlaşmayı yapıp
Suriye sınırını belirliyoruz, oluyor bitiyor. Yani bir önemli, İtalyanlar zaten daha önce gidiyorlar, bırakıp gidiyorlar. Fransa'da çekildikten sonra tek bizim rakibimiz olarak İngiltere kalıyordu. İngiltere'de Yunanlılara verdikleri desteği, çünkü onların başında da İrlanda diye koskoca bir dert var. 1921'de bağımsız olan bir ülke var orada. Orada da bir ulusal kurtuluş mücadelesi var İngiltere, Britanya'nın içinde. Dolayısıyla onlar da kendi dertlerine düşüyorlar. İngiliz kamuoyu artık, yani uzak Orta Doğu'da bir İngiliz askeri görmekten memnun değil artık. Onlar da savaşın bir an önce bitmesi, yani kamuoyunu da ikna edemeyen bir İngiltere var. Sonunda İngiltere de desteğini çekince biz Yunanistan'da birebir kalıyoruz. Doğu cephesinde zaten fazla savaş olmadan Kazım Karabekir tarafından o kısa sürede çözülüyor oradaki mesele. Dolayısıyla bir batı cephesi, yani İngiltere'nin tutumu kongreler döneminde ve meclisi Mebusan döneminde Anadolu'yu bir iddiatçı komutası olarak görmektir. Ama zaman içerisinde özellikle İnönü Savaşı ve Londra Konferansı'nın arkasından İngiltere'de tutumunda değişiklik yoluna gidecek. Ve tarafsızlığı tercih ediyorlar. Başka var mı soru? Son bir soru daha geldi yine Onur Öztürk'ten. Karakol Cemiyeti'nin meclisin açılmasından sonraki konumu ve statüsü nedir? Şimdi burada Karakol Cemiyeti'ne çok ne? Kemal arasındaki rekabet. Şimdi çok kesik kesik ve çok çınlayan bir ses geldi. Benim sesim düzgün geliyor. Anladığım kadarıyla soruyu şöyle sorunlu değil. Ben bilmiyorum hocam. Kusura bakmayın. Sanırım benim internetimde bir sıkıntı var. Evet, bazen çok kesinti oluyor. Tekrar okur musunuz soruyu? Karakol Cemiyeti'nin meclisin açılmasından sonraki konumu veya statüsü nedir? Tamam. Karakol Cemiyeti ve Mustafa Kemal arasındaki rekabet nedir? Şimdi bu soru için tekrar teşekkür ederim. Yani Karakol Cemiyeti çünkü bizim siyasi tarihimizde hiç bilinmeyen bir örgütlenme, bir örgüt. Yani esas itibariyle tamamen iddiatçı olan ve İttihat Terakki adına bir direniş hareketini örgütlemek üzere yola çıkmış bir kuruluş. Daha böyle 1917 falan gibi erken tarihlerde işler kötüye sarınca iddiatlar ileride bir zor durumda kalınırsa bir ülke içerisinde neler yapılabilir diye sağa sola cephane saklamaya başlıyor. Unruz bir tarihinden sonra cephane tesliminde de bir sürü silah verilmiyor. Bir yerlerde depolanıyor silahlar. Ve bunlar arasında koordinasyonu ve örgütlenme İttihat Terakki adına yapacak olan kuruluş Karakol Cemiyeti'ydi. Ve müdafaa hukukları kurdular. Bakın dikkat edin, Karabağ'ın katılmadığı kongre yoktur. Yani mesela Erzurum Kongresi'nin de delegesidir. Yani Erzurum Kongresi daha iyi, yani Karabağ İstanbul nerede, şey nerede? Erzurum'daki Trabzon'la şey arasında, Erzurum arasındaki örgütlerin genel bir kongresi var. Yani orada bile var. Batı'daki Balıkesir Kongresi'nde var, Lüleburgaz'daki kongrede var. Yani nereyi ararsanız var. Yani bunları öne yak oluyor. Şimdi öte tarafında ve dolayısıyla hareketin, milli mücadelenin toplumsal tabanı, yani o hareketi insan unsurunu oluşturacak olan gruplar, yani eşraf vesaire dediğimiz gruplar iddiaçı. Şimdi bu iddiaçların liderliğine talip olan ve adım adım onu almaya çalışan Mustafa Kemal Paşa var. Kendisi de derse ben zamanında ben de iddiaçıydım ama o ayrı bir dönemde. Yani İttihat Terakki içerisinde böyle önemli bir şey olmamıştı, rolü olmamıştı Mustafa Kemal Paşa'nın iddiaçı olarak. Şimdi dolayısıyla burada Mustafa Kemal Paşa'nın bir iddiaçı tabanını oluşturur, bir örgütün liderliğine talip olması var. Ama bu hareketin liderliğini fiilen götüren bir de Karakol Cemiyeti var. Onun içindir ki Sivas Kongresi'nde bunlar çalışıyorlar. Atatürk Karakol Cemiyeti'ne diyor ki, yani bir de Sovyetler Birliği anlaşma yapmışsınız. Yani siz kimin adına, kimsiniz ki kim adına Sovyetler Birliği anlaşma yapabiliyorsunuz diyor. Sizin lideriniz kim diyor. Karabağ'ın da bizim liderimiz sizsiniz diyor. Ve o tartışma sonunda Karabağ'ın diyor ki ben Karakol Cemiyeti'ni kapattım. Şimdi kendi iradesiyle ben bu cemiyeti kapattım demekle bir cemiyet kapanmaz tabii ki. O cemiyet faaliyetleri devam ediyor.
kapatmaya gücünüz olacak ki bir polis gücü olacak ya da askeri gücü olacak kapatacaksınız. O da mümkün olmayacağına göre bu bir hareket kapanmıyor. Ülkenin her tarafına dağılmış zaten. İstanbul'da Anadolu'ya bir insan ve silah kaçırıyorlar ve illerde de kongreleri örgütlüyorlar. Şimdi karakol cemiyeti faaliyetlerine de devam ediyor ama Karabağ'sı ve Kara Kemal ki hareketin her şeyi onlar. O iki lider İngilizler tarafından Malta'ya götürülünce Meclis-i Mebusa baskınından sonra fiili olarak harekete liderlik yapan kişiler ortadan kalkmış oluyor. Şimdi o kişiler kalktığı zaman bu örgütsel bir zayıf demek, zayıflık demek. Öte yandan Meclis-i Mebusa'nın evresine gelinceye kadar Mustafa Kemal Paşa siyasi liderlik konusunda çok çok adım atmış, önemli adımlar atmış durumda. Dolayısıyla o lider boşluğunu hemen doldurabiliyor. Yani o örgütün zaten adım adım Anadolu Görmeli Müdavvaya Hukuk Cemiyeti'ne katılıyorlar. Her ne kadar bazıları iki mühür kullanıyorlar. Yani bir yandan diyorlar ki Trakya ve Paşaeli Müdavvaya Hukuk Cemiyeti diye bir mühürleri var. Ama aynı zamanda Anadolu Görmeli Müdavvaya Hukuk Cemiyeti Trakya Şubesi diye bir başka mühürleri var. Yani çift kimlikleri var bu cemiyetlerin. Yani zaman zaman daha böyle bağımsızmış gibi. Zaman zaman da bir merkez örgütün parçasıymış gibi hareket ediyorlar. Bu örgütlenmenin tamamen bir sona ermesi, yani bütün merkezileşmenin sağlanması, Metin Tuncay Hoca'nın o tek parti yönetimi kitabında da belirtir, 1922 sonundadır. Yani karakol cemiyetinin lider kadrosu ortadan kalkınca, karakol cemiyeti kalkmıyor ama o cemiyet Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne dönüşüyor. O iddiaçlar için artık lider Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa değil Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dolayısıyla o iddiaççı kişiler artık şey diyorlar, yani biz artık iddiaççı geçmişten geldik ama bitmiştir. Yani lider kadrosu da yok. Dolayısıyla 23 Nisan 1920'de meclis açıldıktan sonra Karakol Cemiyeti ile Kemalistler arasında bir mücadele söz konusu değil. O mücadele Mustafa Kemal Paşa'nın galibiyetiyle sonuçlanmış durumda. Bu konuyla ilgili olarak bir kitap önerisi yapacağım. Son olarak Erik Şanzürer'in Milli Mücadelede İddiaçılık İngilizcesi ve Uranus Factor diye bir kitaptır. İddiaçı unsuru diye o Türkçe'ye İletişim Yayınları tarafından daha önce bağlam yayınları çıkartmıştı. Şu anda İletişim Yayınları'ndan çıkan baskısı piyasada var. Milli Mücadelede İddiaçılık adında bir kitap. Bu kitap 1918'den 1926'ya kadar olan dönemde iddiaçılarla Kemalistler arasındaki mücadelenin bütün evrelerini çok ayrıntılı olarak anlatır. O kitabı şiddetle öneririm. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bugün bizim için çok anlamlı bir günde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kuruluşunu, tarihini ve bugüne aslında mesajlar verecek söyleşinizi keyifle izledik. Umarız Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünkü durumundan daha böyle halkın egemenliğini savunan ve halkın temsiliyetinin güçlü olduğu parlamenter sisteme en kısa zamanda geçebilir. Biz de bunun mücadelesinin bir parçası olmaya devam ediyoruz Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yani bir böyle iki saatlik bir sürede, gerçekten uzun bir süre dinleyenlerin de sabırları için ben teşekkür ediyorum. Ya bayağı uzun bir süre çünkü böyle ekran karşısında olmak çok keyifli bir söyleşiydi. Benim için de başka şeylerde, vesilelerde tekrar bir arada olmak umuduyla toplantıyı burada isterseniz sonlandırmış olalım. Çok teşekkürler. Evet, biz de teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, canlı yayında yapıldı. Bu hem Facebook üzerinden hem Instagram üzerinden bunu daha sonra da izleyebilirsiniz. Kayıt altına da alındı. 23 Nisan etkinliklerimiz devam ediyor. Yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasıyla aslında Ankara'nın kentsel mekanı nasıl gelişti?
Bunu da yarın sevgili Akın Ataoğuz'la yine saat 20'de bu ortamda sizlerle paylaşacağız. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili Nihal Evirgen, sevgili Ahmet Demirel, gerçekten ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.